Beğendiğiniz sunumları bir düşünün. Dikkat çeken ve aklınızda kalan sunumlar nasıldı acaba? Basit sunum slaytları olan, sunum yapan kişinin ne anlattığına odaklanan sunumlardı muhtemelen. Peki böyle sunumları siz hazırlamak isterseniz nelere dikkat etmeniz gerekir acaba? Bu eğitim kapsamında öncelikle sunum hazırlarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Birazcık bunlara değineceğiz. Sunumunuz dosyanızda böyle bir sayfa yaptınız. Böyle bir slayt oluşturdunuz. Bütün bilgiyi burada pay vermiş oldunuz çok uzun cümlelerle. Ama aslında burada yazdığımla burada anlatmak istediklerim aynı. Hiçbir fark yok. O zaman nelere dikkat edebiliriz? Biraz bunlardan bahsedelim. Kısa ama öz cümleler kullanmak önemlidir. Sunum yaparken slaytlarınızı basit tutmak değerli olacaktır. Slaytlarda konumunuzu destekleyen görseller kullanarak söylediklerinize dikkat edilmesini sağlayabilirsiniz. Görselleri kullanırken sadece güzel fotoğraflar olması yetmez, sunumunuzla ilgili destekleyici olmasına da dikkat ediniz. Basitliği gerçekleştirmenin bir yolu da metin miktarını azaltmaktır. Dinleyiciler metnin aksine görsellerle eşleşen bilgiyi daha iyi hatırlayacaklardır. Grafikler ve çizelgelerden faydalanın. Sunumunuzda dikkat çekici öğeler olacaktır. Vurgulamak istediğiniz alanlarda kullandığınız renkler dikkat çekici olabilir. Ama gidip de renk cümbüşü yapmaktan uzak durun. Kolayca okunamayacak kadar küçük metinler ve yoğun metinler kullanırsanız ne söylediğinize dikkat edemeyecekler, sadece onu deşifre etmeye odaklanacaktır dinleyiciler. Aynı zamanda metnin yalnızca odanın arkasındaki insanların okuyabileceği kadar büyük olması yeterli değil, doğru renkte sunulması da önemlidir. Eğlenceli olmasının yanında okunaklılığı da önemlidir. Dolayısıyla uygun yazı tiplerini seçiniz. Fotoğraflarınızın ve diğer görsel öğelerinizin büyük bir sunum ekranında görüntülendiğinde canlı ve net olacak şekilde yüksek çözünürlüğü olduğuna dikkat edin. Aynı zamanda sunumunuzda videolar kullanarak hedef kitlenizin ilgisini de canlı tutabilirsiniz ve sunumlarınızda onları dahil edebileceğiniz sayfalar eklemeye çalışın. PowerPoint üzerinde bir sunum hazırlarken kullandığınız görselleri düzenleyebilirsiniz. Bunun için size Power User eklentisini öneriyoruz. Öncelikle Google'a Power User diye aratın lütfen. Sonra powerusersoftwares.com adresine giriş yapınız. Karşınıza çıkan sayfada Download dediği kısımdan eklentiyi bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İndirilenler klasörünüzdeki poweruser.exe dosyasını çalıştırıyoruz. Bir kurulum süreci var. Bu kurulum sürecini bekliyoruz. Kurulum sürecini tamamladıktan sonra ve en son finish deyip kurulum sürecini tamamlıyoruz. Sonrasında bilgisayarımızda PowerPoint'imizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi sunum sayfanızın, sunum dosyanızın sağ üst köşesi, en üst köşeye Power User diye bir eklenti geldi ve ilk girdiğinizde sizden aktive etmenizi isteyecek. Buraya bir e-posta adresinizi girebilirsiniz. Ve aktive etme tuşuna basıyorsunuz. Herhangi bir şey istemediğim için ben lisans, premium lisansım olmadığı için devam diyorum. Ve burada size bir anket sorusu gibi bir soru soruyor. Bu soruyu cevaplıyorsunuz. Cevaplamadan geçirmiyor. Ve böylelikle gördüğünüz gibi artık Power User eklentisini burada açmış oluyorsunuz. Bununla ne yapabilirsiniz? Çeşitli template'ler var. Şimdi gelin bunu bir sunum dosyamız üzerinde bu Power User eklentisindeki kullanabileceğimiz menüleri gösterelim. Mesela şöyle anlatalım. Açtık. Kütüphanemize bakalım. Kütüphanemizde neler var? Bunları görebilirsiniz. İlk bu kütüphaneye bastığınız zaman, yani library'e bastığınız zaman önce bu dörtteki içindeki erişebileceğiniz dosyaları indiriyor. Daha sonrasında böyle her kütüphaneye bastığınız zaman sağ tarafta sizlere bunları gösteriyor. Mesela hazır template'ler var. Bu template'leri sunumunuzun içine ekleyebiliyorsunuz. Mesela burada bir akış diyagramı var. Anlatacağınız konu gereği bunu kullanma ihtiyacı duyabilirsiniz. Bunu seçtiğiniz zaman
Gördüğünüz gibi direkt bir slayta bunu ekledi. Ve siz burada şöyle mesela örnek verelim. A, B, C diye yazmış olayım ben. Ve buraya bu konularla ilgili açıklamaları yazdınız. Mesela burada tarihleri eklemiş de olabilirsiniz. 1920 diyelim. 1930 diyelim. 1950 diyelim. Bakın hazır bir grafik size çıkarttı. Slide'ınızda da şu şekilde gözükecektir. Şu error bir yanlışlıkla çıktı sanırım. Neyse, şöyle göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi tarihsel bir şekilde bir grafik şema çıkmış oluyor karşınıza. Burada farklı farklı hazır şeyler var. Erişebileceğiniz diyagramlar var. Bakın burada başka bir tane var. Bunu buradan edinebilirsiniz. Hazır template'ler var. İstediğiniz bir kategori varsa siz burada kendiniz de bu kategoriyi seçip ona göre bu örnekleri alabilirsiniz. Bakın mesela böyle bir diyagram var. Direkt bunu sunumunuzun içine ekleyecektir. Bu süreç bilgisayarınızın hızına bağlı olarak değişebilir. Benim şu an bilgisayarım biraz yavaş olduğu için geç açılabiliyor. Bakın hazır objeler var. Bunları siz kendiniz sunumunuzda istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz mi? Ya da ikonlar var. Burada ikonları listeleyebilirsiniz. Şu anda hızlı bir şekilde çekemedim ama buradan listeyebilirsiniz. Ya da sunumunuza ekleyeceğiniz bir resim varsa, mesela ben bu sunumumla ilgili bir resim aratayım. Farklı kaynaklardan resimleri aratıp burada bir tanesini seçiyorum. Şöyle seçtim ve gördüğünüz gibi sunumun içine direkt koydu. Ben bunu artık dilersem istediğim gibi küçültüp büyütebilirim. Ya da konunuz gereği bir harita paylaşacaksınız öğrencilerle. Şöyle geleyim. Şöyle geleyim. Şuraya mesela Türkiye haritası ekleyeyim. Bakın burada harita çıktı değil mi? Hemen bunu işte mouse yardımıyla seçtim. Hop gördüğünüz gibi sunumun içerisine ekledi. Tabii şu anda benim rastgele bir sunumu ekledi. Ben bunun için yeni bir tane boş bir slide açayım. Ve şuraya eklediğim bakın Türkiye haritam geldi. Bakın istersen ben burada dilediğim şehirleri şöyle seçip rengini de kendim değiştirebilirim. Böylelikle kendiniz de dersiniz içerisinde bir harita kullanmış olabilirsiniz. Burada çeşitli veriler girebilirsiniz. Tek tek haritayı çizmekle uğraşmak yerine vektör olarak bir harita olarak eklemiş olursunuz. Ve mesela burada çeşitli başka bir slide açalım. Hazır karşınıza çıkan chartlar da bulunmakta. Bu chartlardan birini seçip sunumunuzun içine direkt de bu chartlardan birini alıp sunumunuzun içine ekleyebilirsiniz ve kendiniz istediğiniz gibi değerleri de değiştirebilirsiniz. Bu şekilde kütüphane içerisinde hazır çekebildiklerimiz var. Bir de yine sol üst köşeye gidelim. Hazır diyagramlar var. Bu diyagramlar çeşitli farklı şekillerde karşımıza çıkmakta. Anlattığınız konu gereği bunları farklı kullanabilirsiniz. Mesela bir trafik lambası koyabilirsiniz. Bir derecelendirme yapabilirsiniz. Termometre şeklinde bir şeyin yüzdesel oranını belirtebilirsiniz. Ok, dairesel bir ok döngüsü yapabilirsiniz. Pil şeklinde bir yüzde oranı tanımlayabilirsiniz. Piramit tanımlayabilirsiniz. İlişki grafiği çizebilirsiniz. Sanırım hepsinden şöyle bir geçmiş oldum. Mesela burada ben boş bir slide seçmek istiyorum gene kendime. Bu slide'ın içine geliyorum. Bu slide'ın içine geldiğimde tekrardan insert diyagramıza geliyorum. Burada mesela anlattığınız konuda ilk anlattığınız slide kırmızı renkte vurgulamak istiyorsunuz. İkincisini sarı, üçüncüsünü de yeşil olarak vurgulamak istiyorsunuz. Böyle bir trafik lambası eklediniz. Burada da hangi renk gözüksün istiyorsunuz? Bakın bunu böyle koyabilirsiniz. Ya da bir tane daha ekleyelim. Yine aynı sayfaya. Insert traffic lights diyelim. Yine bir tane daha ekledim. Bunu da sarı dedim. Bu şekilde sunumunuz içerisinde farklı şekilde tanımlamalar yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sunumda da bu şekilde görüyorsunuz. Bu şekilde ekleyebiliriz. Ya da yine buradan aynı menüden Power User'a girelim. Şöyle bir kriter tablosu eklemek istiyorum. Yine geldim. Yeni bir slide seçtim sol taraftan. Ve buraya
Şurada neredeydi? Rating'e geliyorum. Insert diyorum. Bunların satır sütun sayılarını kendiniz değiştirebilirsiniz. Mesela buradaki yazılan kriter isimlerini veyahut da az önemli, çok önemli diye ifadeler var. Bunları kendiniz güncelleyebilirsiniz. Buradaki kriterlerimin mesela ne kadar önemli olduğunu vurgulatmam gerekiyor. Şöyle çift tıkladığımda kırmızımı şöyle hazır. Çok ayrıntılı şey, grafiklerle uğraşmadan, şekilleriyle uğraşmadan tamamen görsel bir doküman oluşturabilirsiniz. Bu şekilde bunları tanımladığınızda sunumunuzu destekleyen bir görsel hazırlamış olursunuz. Bir başkasına geçelim. Şurada ranking diye bir değer var. Mesela anlattığınız bir konuyla ilgili bir oranlama yapmak istiyorsunuz. Insert ranking diyorum. Ve bu şekilde isterseniz objeyi de değiştirebilirsiniz. Bunları buraya ekleyebilirsiniz. Diğer özellikleri de diğer grafikleri de burada insert ile ekleyebilirsiniz. Mesela konunuzun gereği ya da yapılan bir çalışma varsa, proje varsa bununla ilgili olarak bir Gantt şeması çizeceksiniz de. Şurada Gantt'a geliyorum. Gantt diyagramına geliyorum. Bir zaman aralığı tanımlaması yapıyorum. Şöyle ben 31 Aralık'a kadar yapmış olayım. Aylık mı, haftalık mı, günlük mü bir diyagram olsun bunu belirliyorum. Insert diyorum. Böyle gördüğünüz gibi bir haftalık, hafta hafta olacak bir proje sürecini de aslında tanımlayabileceğiniz bir diyagram elde etmiş oluyorum. Ve dilersem bunların ayrıntısına girip bunların süreçlerini tanımlayabiliyorum. Bakın phase'lerini tanımlayabiliyorum. Şu şekilde işlemler yapabilirim ya da bunların içerisine metinlerini girebilirim. Bu şekilde giriyorsunuz ve böyle bir diyagram da oluşturabiliyorsunuz. Yine bu diyagramın da görseli sunumunuzda bu şekilde karşınıza çıkıyor. Power BI User'ın gene menüsüne gittiğimiz zaman burada gene grafikler var ama bu grafikler zaten Excel'de kullandığınız grafikler. Fakat daha kısa özet yoldan da gidebilirsiniz. Mesela yaptığınız sunum aslında draft bir sunum. Yani yaptığınız, hazırladığınız sunum draft özelliği olan bir çalışmaysa veyahut da bunu zamanla güncelledikçe modunun değişmesini istiyorsanız bir damga vurabiliyorsunuz. Bu damganın slaytın neresinde olmasını istiyorsanız onu tanımlayabiliyorsunuz. Hangi slaytlarda olmasını istiyorsanız mesela anlattığınız konu daha çalışma sürecinde bunu belirtmek istediğiniz için de oraya bir draft yazısı ekleyebilirsiniz. Ama final hali demek istediğinizde de bunun final hali olduğunu gösteren bir damga koyabilirsiniz. Ben mesela şöyle okey diyeyim. Bakın gördüğünüz gibi bütün slaytlarıma bu draft damgasını eklemiş oldu. Kullanmak istemiyorsanız da tekrardan gelip remove stamps dediğiniz zaman zaten slayttan çıkartacaktır. Tablolar zaten bildiğimiz özellikler. Böyle bir etiket ekletebilirsiniz. Sayfanızın belli bir köşesinde bunu koyabilirsiniz. Yine sarı bir etiket ekledik. Fakat bir not kağıdı gibi. Mesela şey de yapabilirsiniz. Başka bir slaytın görüntüsünü de buraya ekleyebilirsiniz. Bunun için de hangi slaytın görüntüsünü ekleyeceksiniz? Buradan numarasını alıyoruz. Mesela ben burada 5'i seçtim. Insert dedim. Bakın gördüğünüz gibi 5. slaytım buraya geldi. Slaytın görüntüsünü de buraya eklemiş oldum. Anlattığınız konuyu önceki veya sonraki slayta atıf yaptığınız bir referans verdiğiniz bir slaytsa da bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunu da ekranda istediğiniz gibi boyutuyla da oynayabilirsiniz. Bu bir içindekiler nasıl bir Word'de içindekiler hazırlıyorsanız PowerPoint içerisinde de bir içindekiler hazırlayabilirsiniz bu eklenti sayesinde. Bunun için içindekiler slaytımda neler olmasını istiyorsam öncelikle o slaytları seçeyim. Şöyle ben içinde veri olan slaytlarımı seçeyim. Şöyle bir de durum var. Bu slaytlarınızda mutlaka başlık şeklinde bir şeyiniz nasıl içindekiler hazırlarken bir başlık özelliği kullanarak başlığınızı tanımlamanız gerekiyorsa da PowerPoint'te de yine başlık kutucuğunun içerisinde bir yazı metin girmeniz gerekiyor. Bunu hangi slaytların bu özetin içinde olmasını istiyorsan bunları seçtim. Add summary dedim. Ve bakın
İkinci slaytımın olduğu yerde yapmıştım ben bu işi. Bakın gördüğünüz gibi slaytlarımın başlıklarının adını buraya yazarak bana bir özet oluşturdu. İsterseniz burada İngilizce yapıyor ama siz bunu elinizde Türkçe de yapabilirsiniz. Ve sunum sırasında bu nasıl gözükecektir? Bu şekilde kavramlar, mesela başlıklar var. Ben burada kavramlara tıkladığımda direkt o slayta gidecektir gibi ya da geri döndüm. Kurumsal nedenler nelerdir dedim. Yine o slayta gitti ve slaytım oradan devam etti. Böylelikle bir özet başlıklarınızdan oluşan bir özet slaytı da yapmış olursunuz. Ajanda ile şöyle tıklayalım. Gördüğünüz gibi burada başlıklarını görüyorum. Başlıkların hepsini tek bir yerde burada seçerek de kendim değiştirebilirim. Mesela 6'ya bir deneme yazmış olayım. Kaydedeyim. Buradaki 6. slaydıma gideyim. Bakın deneme yazısı buraya geldi. Böylelikle ne oluyor? Slaytlarınızı tek tek böyle bakmak yerine böyle bir özet ajanda içerisinde başlıklarınızı kendinize düzenleyebiliyorsunuz. Ve gene buradan 11'e tıklayıp o slayda gidebiliyorsunuz. Böylelikle bir kendinizde rahat bir şekilde sayfalar arasında ilerlemenizi sağlıyor. Mesela böyle objeleri seçtim. Bunların hizalamalarını yapmak istiyorum. Bunları seçtiğim zaman bakın burada sağa hizala, sola hizala, yukarı hizala gibi seçenekler var. Böyle rastgele bir objeniz varsa bunların hepsini yukarı doğru hizala deyip gerçekleştirebiliyorsunuz. Ya da objelerinizi seçip şekillerine değişiklikler yapabilirsiniz. Burada çeşitli hizalanma özelliklerini kullanabilirsiniz. Böylelikle bir sunumunuzu düzeltmiş oluyorsunuz. Yine kullandığınız sunum içerisinde belki anlatacağınız konu gereği veyahut da öğrencilerinizle yapacağınız bir proje planlaması, İş süreci planlaması varsa bir zaman çizelgisini sunumunuzun içerisinde kullanabilirsiniz. Belki o içeriğinizin başında belli bir zaman çizelgisi kullanıp arkasından zaman ilerledikçe süreçte nerede olduğunuzu tanımlayabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bunun için de Office Timeline diye bir eklentimiz bulunmakta. Önce bunu nasıl indireceğiz bilgisayarımıza ve kuracağız onu anlatalım. Öncelikle gidiyoruz. Tarayıcımızda Office Timeline free versiyonunu aratıyoruz. Çünkü bizim için ücretli versiyonu da var. Biz ücretsiz versiyonunu size burada anlatacağız. Dilerseniz tabii siz ücretli versiyonunu da temin edebilirsiniz. Burada officetimeline.com adresinden ilgili sayfamıza gidiyoruz. Products kısmından Download Free Edition diyoruz. Ve Try Free dediğimiz zaman bilgisayarımıza bir Excel uzantısıyla dosyamız iniyor. Yaklaşık 26 MB'lık bir dosya zaten. Zaten kendi sayfasında da kurulumun nasıl olduğunu hızlı bir şekilde size anlatıyor. İndirim işlemi tamamladıktan sonra programımıza indirenler klasöründen ya da aşağıdan tıklıyoruz. Ve ilerle ilerle butonuna basarak da ilerle ilerle butonuna basarak bu eklentiyi PowerPoint'imize yüklüyoruz. Eğer o sırada PowerPoint'iniz açıksa kapatın, tekrardan açın. Böylelikle eklentiniz gelmiş olacaktır. Şöyle gidelim biz de sunumumuza. Gördüğünüz gibi üst kısımda eklentimiz bulunmakta. Buna tıkladığımızda da kendi menülerini görüyoruz. Ve öncelikle boş bir slide seçeyim. Ve arkasından Office Timeline Free eklentime geliyorum. New diyorum. Ve bana burada çeşitli zaman çizelgesi olarak kullanabileceğim görselleri gösteriyor. İstediğinizi işte Gantt olur, modern olur, phase'li olur, leaf şeklinde olur. Çeşitli eklentiler var. Bunları görebilirsiniz ama bazıları ücretli versiyonunda, pro versiyonunda. Bunları tabii kullanmak isterseniz muhtemelen üyelerinizi arttırın diyecek. Bunu tercih sizin tabii ki de. Burada gördüğünüz gibi eklentiler var. Bunlardan herhangi birini seçip siz de sunumunuzun içerisinde bir şema, Gantt şeması, bir zaman çizelgisi gerçekleştirebilirsiniz. Hazır template'lerden bir tane seçmek göstermek istiyorum size. Şu phases olanı seçiyorum. Import diyorum. Bir veriye dayandırmak istiyorsanız da
Microsoft Excel seçebilirsiniz ve buradan verinizi buraya aktarabilirsiniz ya da Use Template diyebilirim ve burada template'in içerisinde ben önce görev tanımlarını yapıyorum. Mesela görev 1 diyorum. Arkasından bunun başlangıç ve bitiş tarihlerini tanımlıyorum. Mesela 13 Ekim, 20 Ekim olsun. 6 günlük bir süreci var. İşin yüzdesinin ne kadarını kapsıyor? %20'nin kısmını kapsıyor. Rengi ne olsun? Mavi olsun. Hatta burada çeşitlerini değiştirebilirsiniz. De herhangi bir açıklama eklemek isterseniz de açıklama ekleyebilirsiniz bu şekilde. Kaydedelim bunu ve birinci task'ımızı gerçek yani ekledik. Sonra yeni bir task ekleyebilirsiniz. Milestone ekleyebilirsiniz ya da swimlane ekleyebilirsiniz. Görev 2 diyelim. Sonra görev deneme 1 diyelim. Bunun yani konu başlıkları da tanımlayabilirsiniz. Bu konu başlıklarının altında da görevleri şu şekilde tanımlayabilirsiniz. Ve böyle bir şu zaman çizelgimizi de bu da mesela 20'sinde başlasın. Şöyle bu da 27 Ekim'de bitsin. Rengini değiştirelim. Bu sarı renk olsun gibi gibi çeşitlilendirmeler yapabilirsiniz. Bu da işin %10'unu kapsasın. Create diyorum. Şimdi bize zaman çizelgimizi çıkaracak. Gördüğünüz gibi şu anda günümüzün bilgisi var. Şunu Türkçeleştirebilirsiniz dersiniz. Bugün diyorum. Bu şekilde bir Gantt şeması çıkıyor. Zaman ilerledikçe de bu farklı bir tarihte grafiğinizi açtığınızda da geçmiş süreci göreceksiniz. Bu şekilde bir grafik oluşturabilirsiniz sizlerde. Sunumunuzu yaparken dinleyicilerinizden yahut da öğrencilerinizden geri de bildirimler almak istiyorsanız, çeşitli sorular sormak istiyorsanız sunumunuzun içerisine link veya QR kod olarak ekleyebileceğiniz bir soru sorma, anket yapma uygulamasını size tanıtmak istiyoruz. Gene ücretsiz olarak erişebileceğiniz Mentimeter programından, daha doğrusu sayfasından bahsedeceğiz. Bunun için öncelikle Google'da yine mentimeter.com diye aratıyoruz. Mentimeter'e öncelikle girdiğinizde bir üyelik girişi yapmanız gerekiyor. Burada bir e-posta adresinizi tanımlıyorsunuz, şifre belirliyorsunuz ve ekranda gözükmesini istediğiniz isminizi de yazabilirsiniz. Daha sonra üyeliğinizi gerçekleştiriyorsunuz. Giriş yaptığınızda size hangi amaçla kullanacağınızı söylüyor. Eğer eğitim amaçlı kullanacaksanız education'ı seçebilirsiniz ve rolünüzü de burada tanımlayabilirsiniz. Ben educator olarak tanımlıyorum. Mentimeter'i kullanmanızdaki amacınız nedir? Bunu burada tanımlayabilirsiniz. Mesela training or education diyelim. Kaydedelim. Ücretsiz versiyonuyla devam ediyoruz. Geldiğiniz gibi burada basit bir presentation oluşturma sayfası da var. Yönergeleriniz var. Burada kolay işte ilk başta nasıl bir soru sormak istiyorsanız bunu burada tanımlayabiliyorsunuz. Örnek burada biz size kolay bir yol sunmuş. Bu kolay yol üzerinden devam edebilirsiniz. Burada hazır seçeneklerden ilerliyorsunuz. İlerleyelim. Ekran görüntüsü teması nasıl olsun? Bunlardan birini seçebiliyorsunuz. Devam diyelim. Adını değiştirebiliyorsunuz sunumunuzun. Finish diyorum. Ve ilk Mentimeter üzerinden yaptığınız sunumunuzu size burada gösteriyor. Bakın gördüğünüz gibi ben soruları girdim bu şekilde yaptı. Yeni bir slide eklemek isterseniz de buradan devam edebilirsiniz. Şuraya gelelim. Bakın burada karşımıza sorum var, seçeneklerim var. Bu şekilde istiyorsanız yeni bir seçenek ekleyebilirsiniz. Daha sonra sonuçlar gösterirken nasıl olmasını istiyorsanız bunu burada paylaşabilirsiniz. Temaları var, bunlardan faydalanabilirsiniz. Örnek yapılar var, bunları görebilirsiniz. Mesela farklı soru tipleri var. Kelime bulutu yapabilirsiniz. Kişilerden bu kelime bulutuna bir veri girmelerini isteyebilirsiniz. Ölçeklendirme var, sıralama var. Sıkça sorulan sorular gibi, daha doğrusu düşüncelerinizi aldığınız kısım var. Cevap seçme kısımları var. Çeşitli aşamalar var. Cevaplarınızı yazabilir öğrenciler ya da bir işte paragraf
eklenebilir. Şöyle present dediğimiz zaman da bakın sunumumuzda karşımızda görüyoruz. Eğer Mentimeter üzerinden bir sunum oluşturduysanız burada ilerler. Ama ben mesela bu sunumu buradan kullanabilirsiniz. Ama bunun dışında bir de burada eklemiş olduğunuz bir soruyu isterseniz mevcut PowerPoint üzerinde oluşturduğunuz bir sunum içerisinde de ekleyebilirsiniz. Bunun için ne yapabilirsiniz? Linkini alabilirsiniz ya da QR kodunu bilgisayarına indirip bunu resim olarak sunumunuza ekleyebilirsiniz. Şimdi size özellikle şurada daha önceden eklemiş olduğumu göstereyim. Mesela sunumunuz içerisinde böyle bir sayfa yaptınız. Linkini de koydunuz buraya. İsteyen linkini alır, kopyalar, giriş yapar. İsteyense cep telefonunu QR koduyla okutup, QR kodu okutup bir telefonunda da ya da mobil cihazında bu anketine katılabilir. Mesela seçelim. Submit dediğim zaman da ekranda siz bu sonuçlarınızı nasıl göreceksiniz? Hemen geri dönelim. Sonuçlarınızı da gördüğünüz gibi bir kişi cevapladığında burada hemen benim grafiğimde de bu sonuç gözüktü. Dilerseniz bunun sunum içerisinde de bu anketi sorduktan sonraki kısmına geldiğinizde anketinizi ekranda sunumunuz sırasını göstererek öğrencilerden aldığınız sonuçları burada gösterebilirsiniz. Sunumlarınızın içerisinde bir QR kod ekleyerek öğrencilerin veya dinleyicilerin farklı sayfalara, bazı farklı videolara yönlenmesini sağlayabilirsiniz. Daha önceki videomuzda bir ankete nasıl yönlenebileceğini söylemiştik. Ama bu sefer de kendiniz QR kod oluşturmaya gerek kalmadan direkt PowerPoint içerisinde de QR kod oluşturup ilgili sunumunuza ekleyebilirsiniz. Bunun için QR for Office bir önerebileceğimiz bir eklenti. PowerPoint'teki eklentiler kısmında QR for Office eklentisini aratabilirsiniz ya da QR for Office diye arattığınızda şurada officestore.office.com'a tıklıyoruz. Ve burada QR for Office'i görüyoruz. Eğer bir Office programı kullanırken bir mail hesabınız tanımlıysa öncelikle onu tanımlamanızı isteyecek. Tanımlıysa da Get It Now kısmından onaylarınızı vererek devam diyorum. Ve hangi Office programında kullanmak istediğimi soruyor. Şu anda ben PowerPoint üzerinden gidiyorum. Ve Open Office'imi de aç diyorum. Ve ofisime geldiğimde de bakın gördüğünüz gibi yükleme işlemini yapıyor. Eklentiyi yükledikten sonra PowerPoint sayfasının sağ tarafında QR for Office uygulaması gözüküyor. Buraya eklemek istediğimiz, kod üretmek istediğimiz linki ekliyoruz. Arkasından da Insert'e bastığımızda otomatik olarak kod sunum üzerine geliyor. Eğer yüklenen bu kodun rengini değiştirmek istersek renk seçeneğinden değiştirip tekrardan Insert'e bastık mı yine sunum sayfasının üstüne kod gelmiş oluyor. Sunumumuzu hazırladıktan sonra bunu öğrencilerle veyahut da katılımcılarla paylaşmak için farklı yollara gidebilirsiniz. SCORM destekli bir içerik düzenlemesi yapmak isteyebilirsiniz. Yahut da slaytlarınızın arasına sorular yapıp kısa kısa quizler ekleyip sorular sorabilirsiniz. Veyahut da farklı sayfalara geldiğinizde bir linke yönlendirmek isteyebilirsiniz. Bunun için kullanabileceğiniz iSpring diye bir uygulama var. Fakat bu ücretli bir yazılım olmakla beraber ücretsiz versiyonu da kısıtlı da olsa ücretsiz versiyonunu da PowerPoint içerisinde bir eklenti olarak ekleyip kullanabiliyorsunuz. Bunun öncelikle nasıl yükleyebilirsiniz? Ondan bahsedeceğim. Daha sonra da PowerPoint üzerinde nasıl kullanabiliriz bunları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle gene tarayıcınıza iSpring Free diye aratıyorsunuz. Ve iSpring Solutions sayfasına giriş yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi direkt biz iSpring Free diye arattığımız için onun linki geldi ama yine bunun daha kapsamlı ama ücretli olan versiyonu da var. Dilerseniz bunu da kullanabilirsiniz. HTML5 veyahut da SCORM dosyalarınıza dönüştürebileceğiniz bir doküman oluşturmanızı sağlayacak. Download for free diyorum.
Yine sizden bir indirme adresi istiyor ve bu indirme adresini bir e-posta adresi istiyor. Bu e-posta adresinizi girdikten sonra free download dediğiniz zaman bilgisayarınıza bu iSpring Free'nin kurulum dosyasını ekleyecektir. Kolaylıkla yükleme talimatlarını ilerleterek bu dosya eklentiyi yükleyebilirsiniz ve arkasından PowerPoint'inizi açtığınızda gördüğünüz gibi üst kısımda iSpring Free diye eklenti aktif halde olacaktır. Peki biz bunda neler yapabiliriz? Birazcık bundan bahsedelim. Öncelikle mesela sunumumuza geldiğinizde burada konu gereği kavramları anlatmışız. Mesela quiz diyelim. Ama önce bunu demeden önce bir boş slide eklememiz gerekiyor. Bu quiz'i tanımlayacağımız. Şöyle hatta şuradaki gereksiz şeyleri de kaldıralım. Quiz diye tanımlıyorum. Şimdi bize uygulamayı açacak. Gördüğünüz gibi anket de olabilir ya da derecelendirebileceğiniz bir soru girmenizi de sağlayabilir. Burada örnek nasıl oluşturabilirsiniz? Bununla ilgili örnekler de bulunmakta. Mesela biz graded quiz şeklinde bir soru tanımlaması yapalım. Daha önceden yayınlamış olduğunuz quizler varsa burada bu üyelik bilginizin altında zaten gözükecektir. Ve şuradan hangi tip sorular seçebiliyoruz? Bunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi ücretsiz versiyonunda çoktan seçmeli, çoktan ama birden fazla seçmeli ya da kısa cevap vermeli sorular sorabiliyorsunuz. Daha kapsamlı sorular sormak isterseniz ücretli versiyonu olan iSpring Suite'i kullanmak gerekiyor. Ama bizim için şu anda çoktan seçmeli sorusu ve diğer iki seçenek yeterli olacaktır. Ben buradan çoktan seçmeli soru tipini seçtim. Gene sorumuzu giriyoruz. Soru metnimizi giriyoruz. Ve aşağıya da seçeneklere de seçenek 1 diye şöyle tanımlayayım. Bunu isterseniz kopyalayayım. Şöyle geleyim. Seçenek 2, seçenek 3 diye de bunları tanımlayalım. Daha başka seçenek eklemek isterseniz siz bunu da ekleyebilirsiniz. Doğru seçenek hangisi onu işaretliyorum. Bir görselle veyahut videoyla buna destekleyebilirsiniz sorunuzu. Hemen şuradan bir tane resim bulalım. Resimi de destekleyebilirsiniz. Bu şekilde tanımladık. Doğru cevap verildiğinde ne gözüksün istiyorsunuz? Tebrikler, doğru bildiniz. Yanlış olduğunda da yanlış cevap diye tanımlayabilirsiniz. Bu şekilde tanımlıyorsunuz. Skor ne olsun? Doğru verdiğinde ne skor alsın? Yanlış verdiğinde ne skor alsın? Zaman kısıtı verilsin mi soruya? Bunu tanımlayabiliyorsunuz. Seçenek bazında mı yoksa cevap bazında mı geri dönüşler olsun? Bunu belirliyorsunuz. Zaten biz grade olarak tanımlamıştık. Bu şekilde bir sorumuzu ayarlamış olduk. Örnek olarak nasıl gözüküyor? Bir bakalım. Preview diyelim. İşte süre tanımadığımız için 60 saniyeniz var diyor. Okey diyorum. Bakın karşımıza soru. Soruyla ilgili bir metin paylaşırsak bu diyoruz. Submit mesela ikinci seçeneği seçtiğim zaman submit dediğimde tebrikler doğru bildiğiniz gibi seçenek çıkıyor. Farklı uygulamalarda nasıl gözüktüğünü de buradan görebiliyorsunuz. Ve buradan çıkalım. Birden fazla soru da ekleyebilirsiniz. Gene bir tane daha ekleyelim. Soru 2 diyelim. Yine seçeneklerini tanımlayalım. Burada artık boş geçiyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu cevaplarımız vardı ya. İsterseniz bunları her seferinde yazmaktansa burada hazır cevaplarınız neler olduğunu Türkçe olarak sizler de tanımlayabilirsiniz. Mesela bu raporun, bu quizin sonuçları nereye gitsin derse de kendi e-posta adresinizi yazarak e-postanıza bu bilgilerin gelmesini isteyebilirsiniz. Quizin sonuçları ne olursa size gelsin, bunu burada tanımlayabiliyorsunuz. Kaydediyorum. Bu şekilde geldim. Tamam, bir quiz'e başka bir şey eklemeyeceğim diyorum. Tanımlamalarımı yaptım, kontrollerimi yaptım. Save and return to course diyorum. Ve gördüğünüz gibi burada bir quiz eklemiş oldu ve sunum sırasında bu tabii şöyle normal bir PowerPoint'te gözükmeyecek. Biz bunu bir zenginleştirmiş içerik haline getirdiğimiz zaman orada bu gözükecek. Bunun dışında ne yapabiliriz? Yine mesela burada bir kavram sayfamız var. Bu konuyla ilgili YouTube'da bir video varsa bunun linkini buraya ekleyebiliriz. YouTube'a linkine tıklayalım. Dersiniz içerisinde farklı bir linkin dokümanını kullanabilirsiniz. Ya da boş bir slayta da bu işlemi yapabilirsiniz. Mesela önce YouTube'da bulalım tabii linkimizi. Mesela bir tane YouTube linkini buldunuz. Bu linkini aldınız. Sunumunuza içine ekleyeceksiniz. Geliyorum. Seçelim. Mesela burada örnek bir YouTube linki var. Bunu eklemiş olalım buraya. Burada mesela örnek olarak gördünüz. 10. saniyesinden itibaren videomu ekle dediniz. Buradan ekleyebilirsiniz.
Ya da bir web objesi eklemek isterseniz. Bakın burada da bir web sayfası var. Yeni bir browser'da mı açsın yoksa slide'ın içine mi görsün bunu tanımlayabilirsiniz. Okey diyorum. Bakın buraya bir web objesi olarak getirdi. Bunu da sunumun sırasında kullanabilirsiniz. Tamam, bu şekilde eklediniz, bitti. Ve en son bunu yayınlamanız gerekiyor. Publish diyorsunuz. Ve şimdi kendimize bir dosya yolu seçelim. Bunun içerisine eklemek istiyorum. Bilgisayarıma ekliyorum. Ya da bir öğrenme yönetim sistemine SCORM özelliğine sahip olarak da ekleyebilirsiniz. Publish diyorum. Evet. Dönüştürme işlemi bittikten sonra da bunu nasıl görmek ister misiniz diye soruyor. View course diyerek bilgisayarınızda bunun nasıl yayınlanmış olduğunu görüyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi sunumumuzu bir içerik olarak şimdi bizler gösterecek. İsterseniz play tuşuna basabilirsiniz. Kendi otomatik ilerletir. Bir içindekiler tablosu var. Burada ilerleyebilirsiniz. Şurada mesela anketimiz vardı. Sınavımız vardı. Ona geldim. Bakın burada seçeneklerimi işaretliyorum. Submit diyorum. Yanlış cevap diyor. Continue diyorum. Bir diyorum. Submit diyorum. Gene yanlış cevap diyor. View results diyor. Bakın burada sonucunu da görüyorum. Cevaplarımı da değerlendirebiliyorum. Close review deyip next dediğimde de sunumuma kaldığım yerden devam edebiliyorum. Tabii burada sınırlı bir yapı var. Fakat ücretli versiyonunu kullanırsanız daha fazla içerik ekleyebiliyorsunuz. Bu eğitimimizin sonuna geldik. Bir başka eğitimde tekrardan görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.